Bir tanesini sesini kısmamız gerekebilecek. Bence biz Instagram'ı kapatalım bana kalırsa. Çünkü Instagram'la ortak. Ya Olabilir. sesler birbirine karışacak. Çok karışık. Ben onu sonlandırdım. Tamam, buradan devam edebiliriz isterseniz. Bence de en mantıklısı. Şu anda canlı yayınımıza başladık. Evet. İyi akşamlar sevgili konuklarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğumuz Erkan Aydar. Kendisi değerli bir sanatçımızdır. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ederim. Erkan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Özkan, kolay gelsin, iyi yayınlar. Şu anda izleyici sayımız gittikçe yükseliyor. Birazcık kendimizden bahsedebilir miyiz? Ben sizi tanıyorum ama tanımayan arkadaşlarımız var, dinleyicilerimiz var. Bir kendimizi ufak da olsa tanıtabilir miyiz mümkünse? Tabii ki, tabii ki. Özkan, ben 1981 Ağrı doğumluyum. 14 Şubat 1981'de Ağrı'da doğdum. Fakat 5 yaşındayken bazı sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalmışız. Ağrı'dan İzmir'e. İzmir'in Değirmen dediği bir köyünde hala ailem orada yaşıyor. 35 yıldır yaklaşık olarak. İzmir'in Değirmen dediği bir köyünde kalıyorlar. Ama ben Avrupalıyım. Müzik hayatıma lise yıllarında falan başladım. Ama profesyonel olarak 23 yaşında bir albüm yaptım. Adım isimli bir albüm yaptım. Evet. İzmir'de yaptım. Adım öncesinde bir Serzenişli bir grubum vardı İzmir'de benim. Serzenişi yaklaşık bir 5 sene falan sürdükten sonra Serzeniş'i dağıttım. Ondan sonra bireysel bir albüm yaptım. Sonra İstanbul'a taşınmak zorunda kaldım. İzmir'de biliyorsun müzik biraz İstanbul'daki kadar canlı değildi. İstanbul'a yerleştim. Daha sonra İstanbul'da da dar gelmeye başladı bana. Avrupa'ya geldim. Şimdi Avusturya'dayım. Peki Yaklaşık 10 yıl şöyle bir şey Avrupa'da. istiyorum. Müzikteki ilham aldığınız kişi kimdi? İlk müziğe başlarken böyle ilham aldığınız kişi kimdi acaba? Açıkçası benim hiç müzik yapmaya niyetim yoktu Özkan. Öyle bir dünyam yoktu benim. Bir arkadaşımın, Kubilay diye bir arkadaşım var Dersim'de İzmir'de. Evet. Onun biraz zorlamasıyla oldu bu iş. O dönem işte Serzeniş'i açıkçası çok müzik, böyle idol olan benim için müzikte herhangi biri yoktu ne yalan söyleyeyim. Ahmet Kaya dışında hiç kimseyi dinlemiyordum. Yani kapalıydı yani pencereleri. Müziğe başladıktan sonra tabii içine girince oluşuyor insanların işte özendiği ya da işte çok beğendiği sesler, yorumlar ya da işte kalemler. Daha çok şairlerden çok etkilendim. Ben biraz bestekar yönüm, yani beste yönüm de var. Yazıyorum aynı zamanda. Çok şairden etkilendim. Ama hani ses sanatçısı olarak pek hani şu kişiden çok etkilendim diyebileceğim inanır mısın kimse olmadı. Çünkü ben hep zaten insanın kendisi olmaktan yanayım. Yani taktiklerin asıllarını yaşadıklarına inanan birisiyim. O yüzden zaten böyle kendimce, Erkanca bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendimce yazdım, kendimce söyledim. Hani pek ihtiyaç duymadım açıkçası yani. Kendi yorumlarınızı kattınız Evet. genelde. O Türkiye'ye katıldınız. O ses Türkiye'ye katılan ben değilim, bu başka bir arkadaş. O başka arkadaş. Evet. Evet. İsimlerimiz bekliyor sadece. Ben yarışma programlarına karşıyım. Yani müziğin, Avrupa'da sanatın. ettiriyorsunuz. Anladığım kadarıyla Evet. dinlemek hayatınıza. Tabii bu koronadan dolayı ister istemez biraz bir şey oldu. Kıtlaşma oldu. Tabii ki sahneye çıkamıyoruz. Tabii ki otomatikman bu şekilde aslında sizi evlerimize konuk ediyoruz ama siz de bize böyle destek verdiğiniz için size de ayrı bir teşekkür ederiz. Biz çok yeni bir Ne radyo. demek? Ne Biz demek çok size? Ne demek? Sizin radyodan bir arkadaş yazdı bana. Böyle böyle işte yeni açtık bu radyoyu diye. Ben Evet. de yıllar önce İzmir'de Demokrat Radyo diye bir radyoda 1,5 yıl aynı zamanda radyo programcılığı da yaptım. Yani radyoya yabancıyım ve radyoları çok seviyorum. O yüzden hiç hayır demedim yani. Teşekkürler, çok Arkadaşım teşekkürler. diye. Aslında bize destek verdiğiniz için biz de çok yeni bir radyoyuz ama çok kısa sürede çok güzel yerlere ulaştık. Sizi gibi değerli sanatçıları da bu radyoda görmek gerçekten güzel bir onur bizim için. Arkadaşlarım adına da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizden bir iki eserle başlayalım. Ondan sonra sohbetimize Olur. kaldığımız yerden devam edelim. Olur. Sahne sizin. Madem Kızılırmak efendiyiz, o yüzden benim Kızılırmak diye başlayan bir şarkım var Kardelen diye. Onunla
Güneş olsun gözlerinde bir ülke yansın. Yaşasın düşlerinde bir dünya olsun. Yağmur rüzgar ol, bir buz ol gel bana. Dağlarında kar delen ol, taş olsun aşk sana. Yağmur rüzgar ol, bir buz ol gel bana. Dağlarında kar delen ol, aşk olsun aşk sana. Mecnun olsam Kerbela'da, Leyla'ya türkü yaksam. Yavuk gibi Kabil'de, Yusuf'u çölde olsam. Semerkant'a sorsam seni, hayya şarap olsam. Sevdansam bir limanda, başlara derin atsam. Yağmurum, rüzgarım, bir buz ol gel bana. Dağlarında kar delen ol, aşk olsun aşk sana. Yağmurum ol, rüzgarım ol, bir buz ol gel bana. Dağlarında kar delen ol, aşk olsun aşk sana. Şimdi de arkadaşlar sizlere grup yorumlar bir şarkı söylemek istiyorum. Bu kente yalnızlık çöktüğünüzde uykusunda bir kuş ödüleceksiniz. Ağlığınıza başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sadesiz. Bu kente yalnızlık çöktüğün zaman uykusunda bir kuş ödüleceksiniz. Ağlığınıza başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sadesiz. Ey sevda kuşanı yollara düşer, bilesin bu yollar dağlarına. Yâre ulaşmadan düşerse eğer, yârına sesin yalnız kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşer, bilesin bu yollar dağlarına. Yâre ulaşmadan düşerse eğer, yârına sesin yalnız kalır. Gecenin ucunda gün ararım. Ya sevdası ile yürek bilelim. Sızılı bir ırmak kurar seni. Soğuk ararsın kır çiçekleri. Gecenin ucunda gün ararım. Ya sevdası ile yürek bilelim. Sızılı bir ırmak kurar seni. Su olup akarsın kır çiçekleri. Ey sevda kuşanı yollara düşer, bilesin bu yollar dağlar var. Yarın
çalışmadan düşersen yarın sesin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşer, bilirsin bu yollar dağlar dağlar. Yarın ulaşmadan düşersen yarın sesin yankısı kalır. Sevgili Özkan'cığım, iki şarkıyla bitirdik. Değerli dinleyicilerimize de bu arada... Evet, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ama şimdi şöyle bir arkadaşlarımdan bir şey yapıyorum. Seste birazcık parazit olduğunu ve kesik kesik geldiğini, bu galiba kulaklıktan kaynaklı bir sorun yaşıyoruz galiba. Bazen istersen direkt bağlanalım. Bir de şey deneyelim. Yani PC'nin kendi sesini deneyelim. Eğer bize iyi bir sonuç doğuracaksa şöyle yapabiliriz. Kulaklık yapıyor olabilir, evet. Kulaklıktan kaynaklı olabilir. Onun için bu şekilde bir kendi bilgisayarı... Duyan arkadaşlar, acaba nasıl geldi? Bana sesiniz gayet iyi geliyor. Çok da güzel geliyor şu anda sesiniz. Arkadaşlarımdan da zaten şu anda onay alıyorum. Gayet herhangi bir sorun yok. Harika. Bu şekilde devam edebiliriz. Başka neler yaparsınız? Avrupa serüveniniz nasıl başladı? İzmir'de yaşıyordunuz. İzmir'den Avrupa'ya göçmeye nasıl karar verdiniz? İzmir'den bir geldiğimden sonra ben İstanbul'a geldim Özkan. İstanbul'da Taksim'de reklam yapmak gibi olacak ama Mektup diye bir yer var, belki bilirsiniz. Taksim Mektup'ta sahnedeydim. Sahnedeyken İsviçre'de Barış yatan bir arkadaş gelmişti beni dinlemeye. Ben de İstanbul'dan çok sıkılmaya başlamıştım artık. Daha doğrusu müzik camiasından. Çünkü hiçbir şey istediğim gibi gitmiyordu. Yani köşe başları tutulmuştu müzik camiasında. Bütün büyük firmalar var ve hepsinin ellerinde kendi sanatçıları var. Ve her yerde kendi sanatçılarını gönderiyorlar. Bütün kanallarda onlar var. Her yerde pompalıyorlar, şişiriyorlar. Biz biraz yani o alanda yer bulamamaya başlamıştık. O yüzden tam böyle piyasayla ilgili sorunlarım yaşanmıştı benim. Böyle bir teklif aldım işte İsviçre'deki bir bardan. Hiç hayır demedim, hemen kabul ettim. İsviçre'ye geldim. 2-2,5 yıl Basel'de kaldım. Ondan sonra Avrupa'yı gezmeye başladım işte. Değişik şehirlerinde konserler yapmaya başladım. Sonra Avusturya'da bir konsere geldiğimde eşimle tanıştım. Orada evlendim. Avusturya'ya yerleştim bu sefer. Yani açıkçası biraz göçebe bir hayat oldu benimkisi ama böyle yaşamaktan da pişman olmadım yani. Anladım. Albüm yaptınız tabii ki. Albümleriniz var. Özkan'da 3 tane albümüm var benim. İlk albümüm 2008 yılında Adım İzmir'de çıkmıştı. Sonra 2012 yılında Dildade diye bir albüm yaptım. Yine tabii bu albümlerin içinde şarkıların %70'i, %80'i söz müzikler bana ait. Sonra 2016'da da Aşkbaz diye bir albüm yaptım. Yani toplamda 3 albümüm ve değişik Tarzı çalışmalarınız var. Peki yani biz şimdi şöyle bir süreç var tabii ki, bu koronadan dolayı şöyle bir süreç var. Çoğu sanatçı dostlarımız, sanatçı kişilerimiz için YouTube'da bir kampanya başlatıldı aslında. Sanatçılarımız için sizin de böyle bir YouTube sayfanız var mı? Yani dinleyicilerimize tavsiye edelim, çünkü siz bize destek olduğunuz kadar biz dinleyiciler de sizlere destek olmak istiyoruz bu konularda. Sayfalarınıza destek olmak istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Tabii biz böyle bir kampanya başlattık ve bütün sanatçı arkadaşlar birbirimize el atmaya başladık. El uzatmaya başladık. Benim de bir YouTube kanalım var. Erkan Aydar diye girerlerse mutlaka bulurlar YouTube kanalımı. Erkan Aydar diye YouTube sayfasına yazın. Sizin kanalınızda. Bu vesileyle biraz daha aktifleşmeye başladım. Yani YouTube'la ilgili bazı yanlış bilinen şeyler var. İşte 1000 abone bulunca işte para kazanmaya başlıyorsunuz gibi dolaşan bazı hani haberler var. Bunlar yanlış bilgiler. Aslında öyle bir şey değil. Ben biraz daha böyle sosyal medya tarafından biraz daha baskın olduğum için aslında o öyle bir şey değil. Evet, ama maksat şu, biz dinleyiciler sanatçılarımıza destek olmalı, çünkü savaş olsa ya da bir şey olsa ilk kapanacak yerler eğlence sektörleri ve bunlardan dolayı sanatçılarımız çok mağdur oluyor.
Biz de kendimiz dinleyiciler olarak sanat camiasına kendi adımızca destek olmak amaçlı YouTube sayfalarına, sosyal medya sayfalarına, çünkü onlar da bir geçimini yani sağlaması lazım. Çünkü onların da ilerlemesi lazım. Bize yeni eserler yaratması için bunlara destek olmamız lazım. Siz bize destek olduğunuz için biz ayrı teşekkür ederiz. Bizim yani, dinleyicilerimiz de size destek olacağını umuyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Dediğim gibi yani çok yanlış bilinen bazı şeyler var. YouTube'da sadece 1000 aboneyle bitmiyor bu iş. Yani ayda 240 bin dakika dinlenmelisiniz ki ancak belki para kazanmaya başlıyorsunuz. O da bir de evet. Sürekli içerik yapmak zorundasınız. Sürekli içerik üretmek zorundasınız. YouTube doğru. Bunu sıkmak istiyor. Yani öyle ben 1000 abone kazandım da hadi bana paralar yazsın gibi böyle bir anlaştırma. O zaman şöyle bir yeni gelen arkadaşlarımıza, yeni gelen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Erkan Bey'den bir güzel iki eser daha dinleyebilirsek. Dinleyicilerimiz sizi tekrardan bir dinlemek isterler. Nasıl yapalım? İki tane... Aynı şarkıyı tekrar mı okuyalım? Yani size bırakıyorum aslında. Hani repertuarınız nasılsa, nasıl söylemek istiyorsanız. Çünkü hani tamam. İstekler doğrultusunda... Pek fazla olmayacak çünkü size bırakıyorum. Repertuarınızda nasıl gitmek istiyorsanız iki parça peş peşe çalalım isterseniz. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Olur tabii ki seve seve. Yayın sizin. Görüşmek üzere. Göklerde kartal gibi kanatlarından mor çiçekli dal gibi bahar vaktinde kırıldım. Mor çiçekli dal gibi bahar vaktinde kırıldım. Yapılmadı bana dedi her gün bir başka sevgi. Mahpushanelerde de öldü, anaklıklara sarıldım. Mahpushanelerde de öldü, anaklıklara sarıldım. Kimseye soramadım, doyunca saramadım. Görmeden duramadım, aslı yarından ayrıldım. Görmeden duramadım, aslı yarından ayrıldım. Yar olmadı bana demin, her gün bir başka sevgi. Mahpushanelerde de armaklıklara sarıldım. Mahpushanelerde de armaklıklara sarıldım. Yar olmadı bana demin, her gün bir başka sevgi. Mahpushanelerde de armaklıklara sarıldım. Mahpushanelerde de armaklıklara sarıldım. Bir de Bahçada Yeşil Çınar isimli bir türkü var arkadaşlar. Bunu da çok yanlış biliyoruz. Yıllar önce Celal Güzel Ses tarafından TRT arşivine alınmış ama Bahçede Yeşil Çınar değil de orijinali Bahçede Yeşil Hıyar'dır bu türkünün arkadaşlar. O yüzden orijinalinde söyleyelim isterseniz. Tabii Celal Güzel Ses TRT arşivine alındı bu türkü. Büyük ihtimalle Hıyar kelimesinin çok yakışmayacağını düşünerek almıştım diye düşünüyorum. Ama türkünün orijinali aslında Bahçede Yeşil Hıyar. Bahçada yeşil hıyar, boyun boyuna kuyar. Ben
seni gizli sevdim bilmedim. Ben seni gizli sevdim bilmedim. Yüreğinize sağlık. Çok da güzel oldu. Yani yanlış bildiğimiz bir şeyi düzeltmiş olduk aslında. Ben hep yeşil tırlar diye biliyordum onu. Onu da düzeltmiş olduk. Güzel bir oldu. Ya, başka ne şey yaparsınız? Ben tabii orada yani geçen kıyar. Bizim salata evet, diyebiliyorum. Ben de dinleyicilerimiz gibi yeşil çınar diye biliyordum açıkçası. Yani buna benzer çok türkülerimiz var böyle bizim TRT arşivine alındığında. Sözleri değiştirilen, orijinalinden saptırılan daha doğrusu dediğim. Ya eski türkülerimiz evet, anomi olan türkülerimiz gerçekten yeni gündemdeki parçalarda çok fazla saptırılıyor ve bazı nakaratları kesiliyor. Aşık Mahsuni Şerif'in parçalarına baktığımızda, dinlediğimizde yeni nesile aktarıldığında çoğu kısmı kesilmiş vaziyette. Çünkü günümüz Türkiye'sinde diyeyim daha doğrusu. Kesilmesini istiyorlar çünkü o şekilde ama ozanlarımız bunları yazarken Türkiye'nin o zamanki şartlarıyla beraber düşünerek yazmışlar. Günümüze taşınmasını istemişler ama ister istemez değiştiriyorlar, daha farklı yansıtıyorlar. Doğru. Sizin böyle kendi besteleriniz, kendi özel yaptığınız besteleriniz var mıdır? Tabii. Yani 3 albümde de albümlerin %70'inin şarkıları sözlerimiz benim ana ayetti. Peki hatta, Türkiye konserlerinizde Türkiye'de konsere geliyorsunuz tahmin ediyorum. Türkiye'de konserleriniz oluyor. Bunları tabii ki menajer aracılığıyla yapıyorsunuz. Dinleyicilerimiz tabii ki bizimki şu anda yeni kurulmuş bir radyo olabilir. Fakat çok güzel bir kitlelere ulaştı. Bizi dinleyen iş adamlarımız var. Şu anda da yayında olan iş adamlarımız var. Sizinle nasıl irtibat sağlayabilirler? Sizinle nasıl şeye geçebilirler? Konser için olsun, fuar olsun, açılışlar olsun. Sizinle nasıl irtibata geçebilirler? Bütün sosyal medya hesaplarımızda zaten menajerlerimizin numaraları yazıyor. Hem Instagram, hem Facebook, hem Twitter, hem YouTube, bütün kanallarımızda bize ulaşmaları gereken numaralar yazıyor zaten. Onun dışında Türkiye'ye... Yani ben de Ankara konserinize mutlaka katılacağım. Ankara'da oturan bir dinleyici olarak. Çoğunlukla dışarı gösteri merkezine geliyorum. Mustafa'nın mekanı biliyorsunuz. Mustafa abinin mekanı, evet. Dışarı gösteri merkezine geliyorum. Mutlaka aslında artık senin arkadaş olduğun büyük ihtimalle iletişim halinde kalırız. Geldiğinde mutlaka ben de seni görmek isterim, tanışmak isterim bir yüzde aynı zamanda. Ben de çok mutlu olurum. Sizi canlı açıkçası. Günlük abi, sağ olasın. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kızılırmak FM'deyiz şu anda. Konuğumuz Erkan Aydar.
Arkadaşlar şu anda dediğim gibi evlerden yayın yaptığımız için bu süreçte evlerden yayın yaptığımızdan dolayı ister istemez teknik bazen internet kesintisi oluyor. Şu anda Türkiye'de 4 gün sokağa çıkma yasağı var ve ciddi anlamda kapasiteli kullanım oluyor. Yani Avrupa'da böyle bir şey yok belki ama Türkiye'de şu anda 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ciddi anlamda internet kapasitesi fazla aşırı sorunlardan dolayı özür dileriz. Erkan Bey, isterseniz sizden bir eser daha dinleyelim tabii ki. Mazlum abinin, Mazlum Çiler'in çok sevdiğim bir şarkısını seslendirelim. Tabii ki, siz de. Öyle aldım ki kendime senden gelmesin gidelim. Öyle ağrım ki kendime, sen benden gitsin gidelim. Senin bir solmuş bedenimde, sen benden gitsin gidelim. Senin bir solmuş bedenimde, sen benden gitsin gidelim. Bir cefam var idi bir an, aktı gözüm yaşı sen oldun. Bir cefam var idi bir an, aktı gözüm yaşı sen oldun. Yaz baharından dönmüş oldun, sen benden gittin gidin. Yaz baharım varmış oldu. Sanki ruhum çıktı canımda, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımda, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımda, sen benden gitsin gidelim. Sanki ruhum çıktı canımda, sen. Çok sevdiğim bir kalemdir, çok sevdiğim bir yürektir sevgili Mazlum Çınar. Çok güzel şarkıları var. Onlardan bir tanesini sen benden gittin gideri. Evet, yüreğinize sağlık. Çok da güzel oldu. Benim de çok sevdiğim parçalardan bir tanesidir kendisi. Senin müzikle ilgin var mı? Benim müzik, hayır, müzik geçmişim yok. Ben çok güzel dinleyiciyimdir. Siz değerli sanatçılar söyleyeceksiniz, ben dinleyeceğim. Ben Türklerle büyüdüm. Ben 34 yaşındayım ve ben yıllardır hep Türklerle büyüdüm. Yani bizim, asıl da ben aslen Sivaslıyım. Bizim yörenin ozanlarından büyüdüm diyebilirim. İnsanlar bazen şey diyor, ya çok gençsin ama çok ağır havalar dinliyorsun. Neden böyle dediklerinde. Ben o kültürle gideceğim. Kültür meselesi yani. Bu arada İmralı'nın kanalı diyebiliyorum. Evet, yani Kızıl, aslında bizim radyonun kurulma amacı da budur. Hani Kızılırmak'ın doğduğu kent İmralı. Onun için evet, radyonun ismini Kızılırmak koyduk. Önderliğimize, değerli arkadaşlarımız, sizinle irtibat sağlayan Burçin Hanım olsun, Varol Bey olsun, Tuncay Bey olsun, canlı konuklar alıyoruz. Ya kendi, aslında kendi bütçemizle çok... Nasıl söyleyeyim size, daha çok böyle emektar arkadaşlar, böyle gönüllü arkadaşlar sayesinde kurduk ama hiç beklemediğimiz kadar bir ilgi. Radyoculuk çok uzun yıllardır. Ben de bir dönem içinde bulundum. Bahsetmiştim İzmir'de Demokrat Radyo'da, ben de yaptım bir buçuk yıla kadar. Yani radyoculuk çok uzun yıllardır. Çok çile çeken, çok böyle zorluklarla hala ayakta durabilen bir sektör. Çok severim radyoculuğu. Yani radyonun bende çok ayrı özel bir yeri var. Zaten o sebeple de hiç düşünmeden kabul etmişsiniz programımıza katılmayı. Çok fazla ben canlı yayın yapan ya da işte canlı yayınlara konuk olan biri değilim açıkçası. Biraz
uzak duruyorum. Hatta geçen gün sosyal medya hesaplarından eleştirdim de ben bu durumu. Çünkü yani pandemiden beridir o kadar çok arkadaşımız hemen hemen her akşam canlı yayın yapmaya başladılar ki sürekli işte bize bildirimler geliyor, şu kişi canlı yayın, şu kişi canlı yayın, şu kişi canlı yayın, şu kişi canlı yayın kadar her akşam yapmaya başladılar. Biraz insanları sıkmaya başladım durumda. Ben de hiç yapmamak taraftarı oldum bu yüzden. Ben arkadaşlarım adına sizden çok teşekkür ederim bizim radyomuzu tercih ettiğiniz için. Ne demek, seve seve katıldım ben. Radyo olunca, radyo olunca bende durum biraz değişiyor. Bir de Sivas'a da zaten çok yabancı değilim ben. Sivas'ta acemi birbirini yaptım ben de bence böyle. Evet, Sivas yerimiz biraz farklı. Aslında biz de kendi grup halinde, arkadaşlar sayesinde memleketimize, yani çünkü herkes gurbette oluyor, çalışıyor. Memleketimize nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl sesini duyurabiliriz? Arkadaşlarla oturup bir karar verdik. Yöremizin bir radyosunu kuralım ama bunu biz hem Türkiye'ye hem dünya çapında yaygınlaştıralım. Türkülerimiz hiçbir zaman susmasın diye. Böyle bir gayrette bulunduk ve çok kısa bir sürede çok güzel yerlere vardık. Dediğim gibi bunu her seferinde de söylüyorum. Siz değerli sanatçılarımız bize destek olduğunuz sürece biz sürekli var olmaya devam edeceğiz. Seve seve. Zaten Sivas çok önemli bir kaynak. Yani çünkü Anadolu türküleri anlamında inanılmaz bir kaynak. Yani Sivas türküleri ve ozanları Türkiye'de yani küçümsenmeyecek derecede çok var. Çok teşekkürler. O zaman bu kadar Sivas'tan konuştuğumuza göre bir Sivas tarzı bir türkümüz var mıdır repertuarımızda? Neden olmasın? Ne yapabiliriz? Var mı senin aklında yapabileceğimiz ya da senin sevdiğin bir Sivas türküsü? Ben size bırakıyorum. Repertuarınızda ne varsa ben onu dinlemeye hazırım. Oldu pekala o zaman. Bağlamı mı alsak ya? Çok güzel çaldık. Ben böyle biraz enstrümanlara karşı manumun iştahlıyım. Yani hemen hemen hepsinden biraz çalmaya çalışıyorum. Enstrümanist değilim. Yani çok güzel bir şey. Ama yani tabii enstrümanlarla ilgili kusurlarımız olursa enstrümanist arkadaşlarım. Estağfurullah. Bekletme sevdiğimde bunu beni. Bekletme sevdiğimde bunu beni. Sabah sevdanımda söktüğü zaman. Şam sevdanımda söktüğü zaman. Diyardan diyara sal beni beni. Diyardan diyara sal beni beni. Saçlarım rüzgarda tel tel biçimde. Saçlarım rüzgarda tel tel biçimde. Dudağım dilimden de
şerbeti içende. Bulalım bilimden de şerbeti içende. Gönlümde duygular da tek saçanma. Gönlümde duygular da tek saçanma. Alevden köyneye de sanbeyi Alevden gömleğe de sanbeyi Bu arada ben gelen istekleri veya yazılan yorumları okuyamıyorum. Sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben yavaş yavaş şeylere geçiyorum. Son günüzüm geldi. Kendisi halam oluyor. İyi yayınlar diyor. Usanmaz, Kazım Üzüm, Yılmaz Şahin iyi yayınlar diyor. Sevgi Yıldırım iyi yayınlar diliyor. Hakan Aydar iyi yayınlar diliyor. Kardeşim. Cengiz Dağlı iyi yayınlar diliyor. Sinan Öztürk selam, keyifli yayınlar. Erkan Aydar'a radyomuza geldiği için hoş geldiniz demek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Murat Altınöz, kendisi radyomuzun kurucularından ve radyomuzun önderlerindendir. Kendisinin çok büyük emekleri vardır radyomuza. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Gülay Saygın, Esma Erkan, Pelin Erdoğan, Filiz Göl, Zafer Kaya, Varol Bedir, ve daha sayamadığım nice arkadaşlarımız, gerçekten güzel bir yorumlarımız var. Şu anda hala yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Evet, başka neler yaparız bu süreçte? Özkan'cığım, benim iki çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. İkisi daha çok küçükler. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Kızım 5 yaşında, oğlum daha 1,5 yaşında. Kızıma yazmış olduğum bir şarkı var, istersen bunu söyleyelim, olur mu? Lütfen, lütfen, lütfen. Geldin yüreğime, bahar getirdin. Aşka olan inancımı göklere saldın. Bir kuruç aydaydın, denize aldın. Sevda olup gözlerinle dünya sardın. Bir kuruş aydaydın, denize aldın. Sevda dolu gözlerinle dünya sardın. Lorinan dedin, Lorinan sevdan, Lorinan geçen sen çabın. Lorinan dedin, Lorinan sevdan, Lorinan geçen eşkalın. Deniz sular gibi çağladın bugün. Memuzinin sevdasını anladın gün. Dün günde kaldı o suyun gün. Lütfen güzelim hoş geldin. Dün günde kaldı musluyum gün. Lütfen güzelim hoş geldin gün. Lorinan dedim, Lorinan selamın. Lorinan geçen hasar çabın. Lorina, 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 çok güzel bir şey. Çok güzel ezginiz, çok güzel. Bu arada yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Tunay Can Tunç, kendisi radyomuzun emekçilerindendir. Çok güzel radyo programları ve değerli konuklarımızı almaya devam ediyor kendileri. İyi yayınlar Özkan. Hemen okuyorum. Erkan Aydar, hoş geldin yayınımıza. Tüm ezgileri tüm dinleyicilerimize gelsin. Başarınızı diliyor. Sevgi Yıldırım tekrardan tebrik ediyor parça için. Alkışlıyorlar. Sinan Özgür aynı şekilde alkışlarıyla bize destek veriyor. Yılmaz Arı, selam, iyi yayınlar demiş. Parça yorumlarımız gelmeye devam ediyor şu anda. Geldikçe de ben okumaya devam edeceğim sizi. Dediğim gibi kendi eserlerinizden de birkaç tane de okuyabilirsek dinleyicilerimiz de sizin eserlerinizi dinlemiş olur. Tabii ki, seve seve. O zaman bir Erkan Aydar şarkısı daha söyleyelim. Zor Aşk diye bir şarkım var. Lütfen. Zor Aşk.
seni gören güller solar. Zor aşkım aşka düşer, iflah olur. Yüreğime yansa yarım, ıslanmakça. Ateş olur, duman olur, yanmayacağım. Dersim olur, ağrım olur, isyanım canım olur. Zor aşkım yüreğine sığınacağım. Dersim olur, ağrım olur, isyanım canım olur. albümümüzde olan bir şarkıydı aynı zamanda. Yüreğinize sağlık, yüreğinize sağlık, kaleminize sağlık diyeyim daha doğrusu. Çünkü yeni bir eserler bırakıyorsunuz, yeni bir genç nesile güzel eserler bırakıyorsunuz. Değerli konuğumuz Erkan Aydar'la yayınımız devam ediyor. Ben sizin adınıza, ben konuşmalarınızı yapıyorum. Erkan Aydar, yeni bir albüm çalışması var mıdır? Yakında bekleyen bir albüm gelecek midir? Böyle bir plan düşünüyor musunuz? Ya açıkçası albümden ziyade son bir yıldır single çalışmalarıyla daha çok yoğunlaştım. Tek şarkı halinde çıkarıp, çünkü albüm yapıyoruz, 10 şarkı, 12 şarkı da albüm yapıyoruz. İçinden bir ya da iki tanesini dinliyorlar. O yüzden albüm çok külfetli bir şey haline geldi bizim için. Yeni bir şarkım var. Söz müzik Erkan Aydar olan bir şarkım var benim. Kölesi oldum diye bir şarkı. Onun şu anda altyapısını hazırladık. Pandemiden kaynaklı sınırlar kapalı. İşte ben de gidip herhangi bir stüdyoda okumamı yapamıyorum. Sanırım şu sıralar sınırları açmayı düşünüyorlar. Almanya'da. Almanya bana çok yakın. Almanya'ya bir arkadaşım stüdyosu gibi orada şarkı okumalarını yapacağım. Ondan sonra mix masterlik yapılacak. Yani bir ay içerisinde büyük ihtimalle yeni şarkımız çıkacak ama bir de klip çekmeyi düşünüyoruz tabii. Single, yani yeni bir single bekliyoruz anladığım kadarıyla. Peki bu single'lara klip çekmeyi düşünüyor muyuz? Yani YouTube evet, sayfası veya diğer... Bir şarkıları klip de çekiyorum ben. Profesyonel çekiyorum. Çok güzel. Tabii ki bunların çoğu dediğim gibi sizin kendi bestiniz. Yaptığınız single'lar olsun kendi bestiniz. Ya dediğim gibi yeni bir nesile bir müzik armağan ediyoruz diyebiliriz yani. Ya şimdi biz... Bu camiada sadece tüketen olmak istemiyoruz. Aynı zamanda üreten de olmak istiyoruz. Yani sadece bugüne kadar bize bırakılmış türküleri, şarkıları tüketip harcamak istemiyoruz. Yani aynı zamanda diyoruz ki biz de geride kalan, geriden gelen insanlara bir şeyler bırakalım. Geri gelen gençlerimiz, geri gelen kuşan arkadaşlar bunlardan faydalansınlar. O konuda kesinlikle size katılıyorum çünkü geçmişimizden bu zamana kadar gelen artık eserlerimiz tükenmeye başladı. Yeni üretici olmadığı için sürekli eskileri değiştirip söylüyoruz. Yani doğru, tüketmeye başladık. Artık evet, tükenmeye başladı. Artık yeni eserlerinde, yani sizin gibi değerli sanatçılarımızın yeni eserlerinde piyasada olması gerekiyor. Artık bir sonraki nesile yeni ürettiğimiz
ezgiler olsun, türkülerimiz olsun geçirmek lazım. Onların da üretmesi için. Kesinlikle öyle. O zaman bir eğer yorulmadıysanız sizden bir eser daha dinlemek isteriz. Bir Sivas'ta bir daha yapalım o zaman. Bir yapmak istiyorum. Daha çok sizi buluşturmak istiyorum. Onun için pek fazla şey yapmak istemiyorum. Siz dinlemeleri için. Tamam. Çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni. Sanma beni gördün, yar sana üstü, yar sana üstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. Yıllardır hasretim o gül yüzüne, o gül yüzüne. Ceylan bakışına, şirin sözüne, şirin sözüne. Aşık olayım da göğsün üstüne, göğsün üstüne. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. Ne güzel Sivas tipleri var değil mi? Yüreğinize sağlık. Şu anda dinleyicilerimizin çoğu Sivas yoluna kadar gittiler. Çünkü dediğim gibi Türkiye'deki koronadan yani dünyadaki korona yüzünden dinleyicilerimizin çoğu memleket hasretine yanıp tutuşuyorlar. Sizin söylediğiniz bu etki sayesinde de bir memleketin yolunu tuttular. Çok da güzel oldu. Biraz güzel. Korona mutlu bize. Yani dediğim gibi şu koronadan dolayı çoğu insanımız memleketine gidemediği için gerçekten çok özlem çekiyor. Türkülerimizle biz onlara bazen böyle gönülde bir yolculuk yaptırıyoruz. Ama ne kadar da olsa olmuyor. Ama sizin söylediğiniz türküyle birazcık da olsa yolculuğa destek olduk diyebiliriz. Ne kadar mutlu bize. Evet, değerli konuğumuz Erkan Aydar'la yayınımız devam ediyor. İsteklerinizi lütfen buradan veya www.kızılırmakfm.com'dan bildirebilirsiniz. Repertuarımızda varsa, Erkan Bey de tabii ki repertuarında varsa bize eşlik edecektir. Ali Cevat Çiftçi, kendisi İmralı'nın değerli sanatçılarından bir tanesidir. Hayırlı yayınlar diliyor. Varol Bedir, yüreğine sağlık abim demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederim Varol. Bizim radyomuzun çalışanlarındandır. İyi yayınlar diyor. Hoş geldiniz diyor sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yorumlar gelmeye devam ediyor. Ben de yorumlar geldikçe sizi bildireceğim. Yorum alırsak biz bu şekilde türkülerimizle devam etmek isteriz. Böyle Sivas yöresi olsun ne bileyim. Aslında tahmin ediyorum şöyle bir şey Kürtçe de biliyorsunuz galiba. Kürtçe parçaları. Evet, evet. Tabii tabii. Ondan aslında isteriz uygunsa. Olur tabii ki neden olmasın. Sivas yöresine ait çok sevdiğim bir türkü var sevgili Özkan. Çok da severim. Birkaç arkadaştan
dinlemiştim Sivaslı bir birkaç arkadaştan. Ama tabii bizim çocukluğumuzun şarkı türkülerinden bir tanesiydi bu. Sanırım Gülten'den dinledim. O da Sivaslı Gülten'den. Gülten Benliği tarafından. Aslında o türkü bizim yörenin türküsüdür. Arık türküsü. Erzincan'da evet, evet. Sonra yakılan bir ağıttır. Sizden evet. Ne dediniz? Onu söylemeye çalışalım olmazsa. Çok da severim tabii ben Arık türküsünü. Elimiz döndüğünce söylemeye çalışalım. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Gerçekten bizim İmranlı yöresi için güzel bir türküdür. Yani aslında çoğu herkes bu türküyü bilir ama içeriğini bilmezler. Erzincan depreminden sonra yakılan bir ağıttır bu. Çoğu dinleyen dinleyicilerimiz şu anda gerçekten bu parçayı dinledikçe üzülenir, duygulanır. Çünkü orada akrabalarını, eşlerini, dostlarını kaybeden dostlarımız, arkadaşlarımız vardır. Duygulanırlar. Siz de bu eseri söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bizim İmranlı yöresinin bir türküsü olduğu için ayrıyetten ben teşekkür ederim. Rica ederim. Özellikle sizin için seçtim. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu arada radyo yayınımız devam etmekte. Konuğumuz Erkan Aydar parçalarıyla bize devam ediyor. Ezgileriyle devam ediyor. Ben mesajlar geldikçe okumaya çalışacağım. Single çalışmanızı dediğim gibi Almanya üzerinden yapıyorsunuz. Büyük çoğunlukla Almanya'da bitiriyoruz bütün şarkılarımızın altyapılarını. Bunu da o şekilde yaptık. Deniz Bahadır dediği arkadaşımız var. Kendisi Almanya'da. Şarkının altyapılarını o ve Erman Mete yaptılar. Erman Mete de İstanbul'da bir aranjör arkadaşımız. Birlikte yaptılar. Şarkının sözü müziği bana ait. İşte yakın bir zamanda sınırlar açıldığında şarkıyı okursak klibini de çekip sevenlerimize buluşturacağız kısmetse. Peki böyle bir halay tarzı bir bestemiz olacak mıdır? Çünkü şu anda Avrupa'da genelde şöyle bir izlenim oldu. Yani sosyal medya halaylar falan çok. Evet yani ciddi. Yani o camiaya çok girmek istemiyorum. Benim ikinci albümde halay popülerim var, o band daha doğrusu.
Evet. Ama bugüne kadar hiç duyulmadık toprak altından çıkardığımız türler bunlar. Bizim Selhat bölgesine, Selhat yöresine ait türlerimizde. YouTube'dan da arkadaşlar bakarlarsa görürler, Erkan Aylak Govans diye girerlerse bulurlar mutlaka. Fakat ben sadece sahneye çıkıp saatlerce babayı söylemekten, babayı çalmaktan yana değilim. Bu da insanların ellerinde mendille girip mendille çıkmalarından yana değilim. Sadece bu işin üretim ve sanat alanıyla ilgilendiğim için. Tabii ki halaylar da onlar bizim. Bizim değil, bizim değil demiyorum ama sadece halay üzerine kurulmuş bir piyasa var. Yani müziğin sadece eğlence yönelik bir şey olduğunu ispatlamaya çalışan bir grup var. Ben biraz bunun karşısındayım. Yani burada Avrupa'daki bütün dinletilerinde de konserlerinde de tabii ki halayla yapıyoruz ama sadece burada yapmıyoruz. Halayı biz Türkiye'de de yapıyoruz. Ama her şeyin tadında bırakmak gerekiyor. Yani insanların türküleri de bilmesi gerekiyor. Türküleri de dinlemesi gerekiyor. Ya da bizim ürettiğimiz şarkıları da dinlemesi gerekiyor. Ondan sonra halay çekilmesi gerekiyorsa halay bir şekilde tabii ki. Oyun havası da oynanır. Ya tabii ki ortalaması da oluyor, alay da oluyor. Ya aslında ben değiş de oluyor. Ben aslında tabii ki bu benim kendi görüşüm. Dinleyicilerimiz ve radyodaki dinleyicilerimiz de beni yanlış anlamasın. Bunu tamamen kendi görüşüm olarak söylüyorum. Ben yeri geldiğinde türkü barlara gittiğimizde veya başka bir yerlere gittiğimizde alkollü bir mekanda değiş çalınmasına kesinlikle ama kesinlikle karşıyım. Çünkü alkol tabii ki sanatçı camiası buna bir hiçbir şey söyleyemem. Çünkü oradaki rağbet gördükçe ister istemez söylüyorlar. Ama ben buna kesinlikle ama kesinlikle karşıyım. Çünkü bu bir bizim ibadetimizdir. İbadetin olduğu yerde alkol olması ve böyle her tarafta yapılması ben açıkçası hoşuma gitmiyor. Seninle hemfikirim bu konuda. Konu alkol konusu değil. Yani konu bunu eğlence kültürüne hizmet evet. olarak bulduğunuz zaman sıkıntı başlıyor. Yoksa insanların alkol içmeleri veya bizim alkol içmemiz çok şey değil, o kadar hani karşısında durduğumuz bir durum değil ama hani eğer insanlar bunu kendine ibadet olarak görüyorsa ve siz insanların o ibadet olarak gördüğü şeyleri bütün eğlence kültürü içerisinde başkalarının eğlenmelerini sağladığınız zaman bunda bir tezatlık olur tabii. Bu konu tartışılacak bir konu. Yani ben de buna karşıyım. Bence de insanların eğlenmesi için kullanılmaması gerekiyor. Eğer bir kesim bunun için bu benim ibadetim diyorsa onun ibadetidir ve ona saygı duymak lazım. Onun ibadetine kalması lazım. Katılıyorum buna. Yani bu konularda ben biraz hassas olmaya gayret gösteriyorum ama tabii ki her insan dediğim gibi fikirleri farklı olabiliyor. Orayı eğlence amaçlı düşündükleri için. Yok, yerden yok kadar haklısın. Bu her insanın fikrinin ayrı olmasıyla ilgili bir şey değil. Yani aklın yolu birdir. Evet. İnan bana herkes aynı düşünüyordur dedik yani. Çok teşekkür ederim. O zaman Erkan Aydar'dan iki ezgi daha dinleyelim mümkünse eğer yorulmadıysanız. Şey yapalım, biz bir Kul Ahmet türküsü yapmıştık son albümümüzde. Yani siz de reklamlarında o şarkıyı, o türküyü yapmıştınız. Evet. Ben daha çok şarkı yazdığım için, yani daha doğrusu günümüzde bugün yazılan şeylerin adının şarkı olduğu için bazen dilim sürçüyor türkülere şarkı diyorum ama Seher Yener Azdiyar'ın türküdür arkadaşlar. Kaldır beni
beni beni beni kaldır, beni kaldır, beni beni kaldır. Düşmüş yerlerde dar yatsam, kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır. Kaldır beni, kaldır beni. Beni kaldır. Söyle güzeller şahına, yüzüne inler yağına. Söyle güzeller şahına, yüzüne inler yağına. Zevk olan kadehinde, doldur beni, doldur beni. Ben verdim doldu, doldu ben, doldu beni, beni doldu. Zehir olan kadehine, doldu beni, doldu beni. Ben verdim doldu, doldu beni, doldu beni. Ahmet'in gönlü derse, bağımda gülümdü derse. Ahmet'in gönlü derse, bağımda gülümdü derse. Senden ayrılan severse, öldür beni, öldür beni. Beni, beni, beni öldür. Öldür beni, öldür beni, beni doldur. Senden başka yar severse, öldür beni, öldür beni. Beni, beni, beni öldür. Öldür beni, öldür beni, öldür beni, beni doldur. Evet sevgili Özkan'cığım. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada herkes bağlamana çalmanıza da gerçekten hayran kalmışlar. Sağ olun. Dilek Löf'ten sazım türküsünü istiyorum. Mümkün müdür? Repertuarınızda var mıdır bilmiyorum ama. Sazım türküsünü istiyorlar. Yüreğinize sağlık demişler. Çoğu arkadaşımız alkışlarıyla bize destek olmuşlar. Sağ olsunlar. Tabii ki repertuarımızda var ise istekler gelmeye başlıyor. Eğer repertuarımızda var ise bağlamadan devam etmemizi istiyorlar açıkçası. Olur. Thank you.
Yüreğinize sağlık. Yüreğinize evet. Sağlık. Çok teşekkür ediyorlar içinde. Çok teşekkürler. Güler Duman, evet, değerli bir sanatçımız ve gerçekten güzel türküleri yorumluyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel türküleri imza atıyor. Melek Güneş grup yorumdan bir parça istemiş ama bir ezgi istemiş. Biraz önce çalındı. Tabii ki repertuarımızda hala varsa tekrardan yorumlayacaktır arkadaşımız. Bu arada önce zaten bizim yayında duyulmamıştı arkadaşlar. Ben uğurlamayı yapmıştık. Uğurlamayı tekrar yapabiliriz. Uğurlama çok sevdiğim bir karakter. Olabilir, olabilir. Eğer ki kendinizi iyi hissediyorsanız yapabiliriz onu dediğim gibi. Grup yorumdan dediğim gibi bir parça istemişler. Aslında bir tane ben isteyeceğim tabii ki mümkünse. Ben aslında dediğim gibi ben biraz daha şey eski toprakları daha çok şey yaptığım için Ali Kızıltı'dan Öf Öf parçası tabii ki güncel versiyonda da çok çalındı ama var mıdır evet. Repertuarımızda? Olmaz olur mu ama? Tabii ki. Ben hemen sözlerini bulmaya çalışayım buradan. Tabii. Çok sevdiğim bir türkü. Yapalım o zaman. Ondan sonra da son olarak grup şarkısı yapalım. Olur mu? Son şarkı. Tamam. Kapanışı grup yorumuna kapanışı grup yorumuna kapatabiliriz. Evet. Tamam. Tamam. Aramıza girmiş dağlar denizler geldi yorulmadı sen geldin yorsun kar yağmış yollara örtülmüş izler örtülmüş izler bulamadıyorum sen bunu biliyorsun sen bunu biliyorsun bulamadıyorum sen bunu diyorsun, sen bunu diyorsun.
Sanmam sevgimiz sence de yaygara. Nedenler durursun hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız anlara, ıssız anlara. Buram diyorum, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Buram diyorum, sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Çok ama çok teşekkür ederim. Benim için de gerçekten çok güzel bir türküydü. Çünkü babam çok sever Ali Kızıltı'yı, rahmetli Ali Kızıltı'yı çok sever. Ben de onun türküleriyle dediğim gibi sürekli onların türküleriyle büyüdüğümüz için benim için yeri ayrıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel eserler bıraktı. Çok güzel eserler bıraktı. Siz değerli sanatçılarımızla dediğim gibi şu anki artık parçalarımız tükendi. Siz değerli sanatçılarımızla yeni nesiller için güzel türküler, eserler bırakıyorsunuz. Keşke sürekli üretebilsek. Kalemimiz yazdı. Çok teşekkürler. O zaman bir grup yorum türküleri istenmişti. İki tane peş peşe bağlayabilirsek grup yorumdan varsa tabii ki repertuarımızda. Ondan sonra yavaş yavaş kapanışımıza geçelim. Evet Özkan'cığım benim çok fazla zamanım kalmadı. Bir grup yorum şarkısı yapalım ondan sonra arkadaşlara veda edelim. Olur mu? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aklınıza sığınıyorum. Teşekkürler. Bu kente yalnızlık çöktü sana. Uykusunda bir kuşu geçersiz. Ağır dağışını gitmek istersin. Karanlık sokaklar görsel dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktü sana. Uykusunda bir kuşu geçersin. Ağrıda başını gitmek istersin. Karanlık sokakta görsel dilsiz. Ey sevdan kuşak yollara düşer. Bilesin bu yollar dağlar dalar. Yâre ulaşmadan düşerse. Yârın sesi yankısı kalır. Ey sevdan kuşak yollara düşer. Bilesin bu yollarda var o. Yâre ulaşmadan gidersen de. Yarın sesin yankısı kalır. Gecenin ucunda gün aralanır. Yar sevdası ile yürek bilir. Sızır bir ırmak uyar seni. Soğuk bakarsın. Kır çiçekleri, gecenin ucunda gün aralan. Yar sevdası ile yürek bilir. Sızır bir ırmak uyar seni.
Solup bakarsın gül çiçekleri. Ey sevda kuşak yollara düşer. Gidesin bu yollardan var. Yâre ulaşmadan düşer seneler. Yarın sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşak yollara düşer. Bilesin bu yollar dağlar dolar. Yarın ulaşmadan düşer seneler. Yarın sesinin yankısı kalır. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Radyomuza geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar radyo yayınımız burada bitiyor. Benden sonra Sinan Öztürk arkadaşımız yayına devam edecek. Ben müsaadeniz olursa Erkan Bey'e yolcu ettikten sonra Sinan Bey radyonuza devam edecek. Söylemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlarımız sizi dinliyorlar şu anda. Buradan bizi dinleyen bütün arkadaşlara, dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim gönül soframıza konuk oldukları için. Hepsini kalbinden öpüyorum. Umarım mutlaka bir gün bir yerlerde yolumuz kesişecek bir vesile. İnşallah. Yani dediğim gibi Ankara'ya geldiğinizde ilk işim sizi direkt sahnenizde canlı olarak dinlemek istiyorum. Ben hemen şeyi kapatıyorum. Arkadaşlar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sinan Öztürk ile radyomuz devam edecek. Ben de ailem adına, Kızılırmak ailesi olarak size çok ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.